Değerli dostlar selamlar. Serinin 3. videosunda da ilk seride bahsettiğimiz halihazırda içerisinde içerik olan, 1000'e yakın indeksi olan, ağımızdaki sitelerden biri olan biography.com'daki yaptığımız işlemleri ve makale güncelleme stratejisinden bahsedeceğiz. Belirttiğim gibi zaten halihazırda şuradan da görebilirsiniz. Son 3 ayda ortalama 300 bine yakın bir gösterim, 3370 bine yakında bir tıklama almış. Yani hitli bir web sitesi. Ağımızın önemli web sitelerinden birisi. Diğer yandan dün indeks sayılarını vesaire kontrol ettik. Şu anda sitede yaklaşık olarak 2966 yazı olmasına rağmen bunun içerisinde indekslenmeyen yazılar mevcut. Sitede yaptığım optimizasyon çalışmalarından size bahsedeceğim. Eksik olan sayfalar vardı. Bu sayfaları tamamladık. Daha sonrasında da kategorilerde tarama bütçesini geliştirebilmek adına bir takım işlemler yaptık. Örnek veriyorum, mesela sunucu kısmı. Şu anda sunucu kategorisinde İkili liste halinde içerikler güncelleniyor. Mesela şu kategoride şöyle bir işlem yaparsak ne olur? Burada listeyi dörtlü yaptık. No sidebar dedik. Global setting. Page number dedik. Bunu da değerli dostlar 60 yap. Şimdi kategorinin ilk haline bakalım. Örnek veriyorum. Google botu siteyi ziyaret etti. Biography.com birinci tıklama. Sunucu kısmı ikinci tıklama. Burada az sayıda içerik listeleniyor ve pagination bölüm mevcut. Mesela şuraya bir tıklama yaptı. Üçüncü tıklama. İçeriye geldi. Dördüncü tıklama. Diğer yandan şöyle bir işlem yaparsak. Yani buradaki göstermiş olduğum işlemi yaparsak ne oluyor? Onu aktaralım. Gördüğünüz gibi dörtlü listelendi. Pagination 10'dan 3'e düştü. Yani ne oldu değerli dostlar? Burada 60 tane içerik listelediğimiz için Google botu birinci tıklamada, örnek veriyorum, sunucu kategorisine gitti. İkinci tıklamada da 60 tane içeriğin olduğu, yani 60 tane içeriği en azından sunucu kategorisinde yer alan 60 içeriği ikinci tıklamada gitmiş oldu. Bu şekilde tarama bütçesini arttırdık. Bu web sitesinde ilk yaptığımız işlem buydu. Kategorilerde tek tek kategori listelemesini arttırdık. Akabinde de kategoride listelenen içerik sayısını arttırdık. Ve ne olmuş oldu? Tarama bütçemizi geliştirmiş olduk. Yine ana sayfada herhangi bir demo yüklü değildi. Bu site optimizasyon çalışması yapmadan önce ana sayfada ortalama bir 10-15 içerik görüntüleniyordu. Şu anki düzenleme ile birlikte ana sayfada birçok içerik görüntüleniyor. Yine daha fazla içerik görüntülebilmek adına da ilgili işlemi göstermek gerekirse şöyle. Mesela örnek veriyorum, bunun altında Smart Studio'ya geldik. Burada herhangi bir listeleme şeyi seçeceğiz. Mesela örnek veriyorum, bu insert dedik. Burada editör pik alanına geldik. Mesela burada listemizi 15 yapalım. Yani buraya da 15 tane içerik atmış olalım. Buraya geldik. Heading bölümünden önce post source bölümüne gelelim. İş dünyasından kişilerin olduğu kategori ana sayfada yoktu. Biz buraya ekledik. Heading kısmına da iş dünyası yazalım. Şu anda ne olmuş oldu değerli dostlar? 15 tane daha içeriği ana sayfada görüntülemiş olduk. Böyle bu işlemi tekrarlayarak biz burada birçok Türk ünlüsünün biyografisini arttırabiliriz ve tarama bütçemizi de bu mantıkla geliştirebiliriz. Onun dışında neler yaptık? Yine onları da gösterelim. PHP yapılandırdık. 7.4'te native seçiliydi. Biz burada PHP 7.4'ü seçtik. Error logları kapattık. Max execution time'ı arttırdık. Memory limitleri vesaire burada arttırdık. Onun dışında Lightspeed Web Change Manager'ı tekrardan yapılandırdık sunucu tarafında. Eklenti tarafında da Lightspeed Change'i şurada araçlar bölümü var. Araçlar bölümünde bu kısımda ayarları sıfırladık. Ön bellekte sadece tarayıcıyı açtık. Onun dışında Lightspeed de burada sayfa optimizasyonu gibi bölümlerde tamamen, bakın tamamen default ayarlar kullanılıyor. Yani ilk kurduğunuzda gelen ayarlar kullanılıyor. Onun dışında Perfmatters'ı web sitesine kurduk. JavaScript'i burada geciktirme yaptık. Fontları zaten burada herhangi bir işlem yapmadık. Çünkü fontları burada özelleştir kısmında disable etmiştik. Şurada Global Typography, Google Font Set, Google Font alanı. Gördüğünüz gibi Force Disable, yani devre dışı bırakmaya zorladık. Burada mesela açtığınız zaman sitede kullanılan font tekrardan devreye giriyor. Kapattığımız zaman da devre dışı kalıyor. Yani çok ciddi bir fark oluşturuyor mu? Optimizasyon tarafında evet güzel bir fark oluşturuyor. Ama görünümde çok bir şey değiştirmediği için biz bunu genellikle birçok demoda kapatıyoruz değerli dostlar. Günün sonunda yaptığımız tüm optimizasyonların akabinde geldiğimiz noktada masa üstüne 98, mobilde de 97 gibi bir skor aldık. Halihazırda zaten Smart Mac'in optimizasyonla alakalı konusunu
Udemy kursunda aktarmıştım. O yüzden bu konuya girmeyeceğiz. Makale güncelleme statüsü, yani serimizin 3. videosunun 2. konusu olan makale güncelleme statüsünde de şunu yapacağız. Mesela örnek veriyorum, Zeynep Bulut kaç yaşında? Bizim en çok tıklama aldığımız içeriklerden birisi. Burada gidiyoruz. Zeynep Bulut şeklinde bir arama yapıyoruz. Öncelikle indeksi kontrol edeceğiz. Yani gerçekten bu içerik şu anda Google'da yer alıyor mu? Evet, yer alıyor. Bizim en çok tıklama aldığımız içeriklerden birisi. Burada düzenle butonuna tıkladık. Bakın zaten botla içerik çektiğimiz için burada gereksiz, halihazırda zaten öne çıkarılan görsel var. Bunları kaldırabiliriz. Çünkü ziyaretçi tamam görseli görüyor, evet. Ama yazıyı da görmek ister. Gelelim SEO tarafındaki ayarlara. Zeynep Buluşener kimdir? Aslen Nereli kaç yaşında? Bakın gördüğünüz gibi URL çok uzun. Burada kimdirden sonraki kısmı sildik. URL'i optimize etmiş olduk. Söz edeceğiz. TRT haber ekranlarında haber spikerliği yapan Zeynep Bulut Şenel. Burada title description'ı değiştirebiliriz. ChatGPT'den de yardım alabiliriz. Yine ChatGPT web'in de rewrite bölümünü kullanabiliriz. Yani elimizde aslında farklı senaryoda yapabileceğimiz işlemler var. Şöyle bir başlık atabiliriz. TRT haber ekranlarında haber spikerliği yapan Zeynep Bulut Şenel düzgün diksiyonu ve duygu aktarımı ile TRT'nin en önemli spikerleri arasındadır. Bu içeriğimizde şu kısmı kullanabiliriz. Kimdir, nereli, kaç yaşında sorularına yanıt vereceğiz. Şimdi şu bölümü aldık. Şuraya yapıştırdık. Description tamam. Şu kısmı silebiliriz. Şu kısmı da zaten kullandık. Onun dışında neler yapabiliriz? Mesela burada şimdi kaç yaşında, nereli, boyu kilosu kaç diye bir başlık atmış. Burada kullandığımız bot. Ama onun dışında içerikte hiç doğru bir veri yok. Yani burada tamam. İlk giriş kısmı şey değil. Yani fena değil. Ama onun dışında kendisiyle alakalı hiç doğru bir veri paylaşılmamış. Şurada Google'da bir aratalım. Kimdir diye. Ve listelenen siteleri de bakalım. Yani gerçekten kimler listeleniyor. Yani bu listede bizim sıralama alabilmemiz çok şey değil. Yani bizden başka da zaten kimse şey yapmamış. Sıralama almamış. Şurada mesela tıklayalım. Bu sitenin şeyi yok. Burada biyografim yine bağlantı gizli değil. Yani bu sitelere bir şey olmuş. Çökmüş. Belki şu sitenin olabilir. Evet geldi. Burada da şey yok. Yani net bir veri yok. Yine ek sözlük kısmında da net bir veri yok. Muhtemelen bot da zaten o yüzden doğru bir şey yapamamış. Mesela şurada Bilgi VIP sitesinde bir içerik var. Evet, burada da kendisiyle alakalı çok fazla bir şey yok. Bilgi yok. Yine bir web sitesini daha ziyaret edelim. Yani kendisiyle alakalı net bir veri yok. Yani konuyla alakalı mevcut içeriği maalesef şey yapamadık. Genişletemedik çünkü kendisiyle alakalı çok fazla şey yok. Bilgi yok. Normalde burada bilgi verebilseydik çok güzel olacaktı. Ama bunu şey yapamadık. Yani bu içerik bazında en azından başarılı olamadık. Şurada mevcut yazıyı tekrardan aldık. Search Console tarafında genel bakışa geldik. Canlı URL'i test et dedik. Burada mevcut URL'i tekrardan şey yapacağız. Yani Google'a göndereceğiz. URL'i kısaltmış olduk. Belki sıralamamıza da şey yapabilir. Yani bu faydalı olabilir. Onun dışında en fazla gösterim aldığımız mesela Ali Kayra Gürel kaç yaşında içeriği. Ona da gelelim. Şu içerik. Mesela kendisiyle alakalı gördüğünüz gibi mesela görsel kırık. Bunları hep şey yapacağız. Yani bu web sitesinde belirli periyotlarla işte günde 5 tane 10 tane içeriği tekrardan şey yapacağız. Güncelleyeceğiz. Güncellemede dikkat etmeniz gereken aslında en önemli konu. Burada ben onu kaçırdım. Daha önceki konularda şey yapmıştım. Yani videolarda anlatmıştım. Şöyle geldik. Yazıyı düzenle butonuna tıkladık. Yazının tarihi arkadaşlar. Çünkü artık 27 Kasım 2024 saat olarak da işte 19.00 verebiliriz. Artık çünkü biz bu yazıyı güncelledik. Bu güncel tarihinde bu içeriğin şey olması lazım. Yani gözükmesi lazım. O yüzden içeriği güncellemekle birlikte aynı zamanda içeriğin tarihini de kesinlikle ve kesinlikle güncellemeniz gerekiyor. Bu web sitesinde dediğim gibi aslında yeni içerikler çekmemize gerek yok. Mevcuttaki içeriklerin bilgi ağırlığını arttıracağız. İşte title'ları biraz optimize edeceğiz. Öne çıkarılan görsel değişimi sağlayabiliriz gibi gibi. Yani sitenin altyapısını tamamen hazırladık. Sadece günde 5 tane 10 tane içeriği güncelleyeceğiz ve sitenin trafik değişimini
gözlemlemeye çalışacağız. Video serisinin ilerleyen dönemlerinde bu sitenin mevcut Search Console verilerini ben ara ara sizlerle paylaşacağım. Yani en azından yaptığımız işlem başarıya ulaştı mı ulaşmadı mı bunu da ölçümlemiş olacağız. Bu seride de aktaracaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.